Dünyamız milyonlarca canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Ve bu canlıların her biri farklı özelliklerle donatılmış yapılar sayesinde insanları gerçekten de kendilerine hayran bırakabilmektedir. Ben de bugün sizler için hazırladığım bu videoda bu canlılardan birisi olan bok böceklerini bir araya getirdim. Şimdi dilerseniz gelin bu böceğin nasıl bir böcek olduğuna ve ne gibi özelliklere sahip olduğuna hep beraber bakalım. Bok böceği kısmen ya da tamamen dışkıyla beslenen böceklere verilen addır. Sert kabuklarıyla bilinen bu böceklerin birçoğu parlak metalik renklerde ve 5 ile 60 mm büyüklüğündedir. Kendine has özellikleriyle bilimin ve insanların hayli dikkatini çeken bu küçük yaratıklar inanılmaz bir güce sahiptir. Verilere göre bu böcekler kendi ağırlıklarının yaklaşık olarak 1140 katını taşıyabilirler. Yani bu güç 70 kilogramlık bir insanda olsaydı ortalama 40 tonluk bir ağırlığa sahip olan Boeing 737 tipi yolcu uçaklarından 2 tanesini aynı anda taşıyabilecekti. Ne muazzam bir güç ama değil mi? 30 adet parmağa sahip olan bu böcekler otçul ve etçil hayvanların gübreleriyle beslenir veya bunları top haline getirerek saklarlar. Bu yüzden de küre imal edebilen tek böcek olarak da bilinirler. Bok böcekleri oluşturdukları küreleri başları hep doğuya dönük olacak şekilde iter ve gömerler. Bu da seçenekleri aslında biraz zorlaştırdığımız zaman, örneğin bir ormanda kapalı bir havada kaybolduğunuzda bir bok böceğine denk gelirseniz pusula görevi görmesini sağlayarak yönünüzü de tahmin edebilirsiniz. Bu arada bok böcekleri Samanyolu galaksisini kullanarak yönünü bulan tek böcek türüdür ve birbirinden farklı birçok habitatta da yaşamlarını sürdürebilirler. Çöller, tarlalar, ormanlar ve otlaklar da bu habitatlardan bazılarıdır. Aynı zamanda eski Mısır'ın da en yaygın sembollerinden biri olarak kabul edilen bok böceği eski Mısır'da 3 farklı anlam taşımaktadır. Bu anlamlar ise şu şekilde ifade edilebilmektedir. Birincisi Ra'nın Khepre şeklini temsil eden kullanımlarında kozmik evrenin meydana gelişini simgeler. Bu böceğin üreme biçimi kendi kendini doğuran, daha doğrusu kendi kendinin nedeni olan yaratıcı güç Pitha'nın evrendeki kozmik nesneleri şekillendirerek oluşturmasını temsil eder. Burada söz konusu olan güç yoktan var edilen değil, var edileni biçimlendirebilen bir güçtür. İkinci olarak Güneş ile birlikte kullanımlarında Güneş sisteminin kendisine yaşam veren, kendisini yöneten Sirius sistemi ile ilişkisini simgeler. Böceğin yumurtalarını koyduğu ve itme gücüyle yuvarladığı küre, kozmozda bir güç ile yuvarlanıp giden bir ateş küresi olan ve tohumlarını Sirius'tan alan Güneş'i simgeler. Üçüncüde ise ölüm ve ölüm ötesi konularıyla ilgili olarak kullanımında reenkarnasyonu simgelemek üzere kullanılırdı. Ve aynı zamanda bu böcek Kadim Mısır'ın tılsımsal böceğidir. Kadim Mısır'ın insanları bu böceğin yaratılış, erkekliğin tartışılmaz gücü, üreme, bilgelik, reenkarnasyon, ölümsüzlük ve yenilenme ile özdeşleştirmişlerdir. Günümüzde de bok böceği tılsımı hemen hemen 4000 yıllık bir faal yaşam süresi gösteren ve dünyadaki tılsımların içinde en uzun bir geçmişe sahip olanıdır. Bugün bok böceği simgeli yüzük, küpe ve bronşlar uğur olarak hala kullanılmaktadır. Thank you.